Amerika'ya ihracat yapmak için yasal olarak izlenecek prosedür nedir diye bu takipçimiz bize soruyor. Eğer Amerika'ya ürün getirecekseniz ve buradaki markete ürünleri sokmayı planlıyorsanız, tabii öncelikle yapmanız gereken ön çalışmalardan bir tanesi ne ürün getireceksiniz? Tabii bu ürünün ihtiyaç noktası ne kadar var? Yani dolayısıyla bir market çalışması noktasını yapıp acaba doğru adım mı atıyorsunuz? İhtiyaç duyulan bir ürün mü getiriyorsunuz? Buradaki rekabetteki getireceğiniz ürün türünün ya da çeşidinin ya da kalitesinin şansı ne kadar? Dolayısıyla ilk size tavsiye edeceğimiz nokta çok detaylı bir ve önemli bir market çalışması yapıp doğru ürünü getirdiğinize emin olmanızda fayda var. İkinci nokta, getireceğiniz ürünün ne tür vergilerle, ne tür gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacağını bilmenizde fayda var. Hatta gümrük vergisinden önce şöyle söyleyeyim. O ürünü getirebilecek misiniz? Getirdiğinizde Amerika'ya sokabilecek misiniz? Veya sokarken de ne kadar bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaksınız? Bu önemli olacak. Üçüncü bir nokta önemli olan, eğer getireceğiniz ürün türüne göre farz edelim bir gıda ürünüdür bu. O zaman buradaki Food and Drug Administration'dan onay alması gerekecek. Dolayısıyla getireceğiniz ürünün öncelikle Amerika'daki markete girebilmesine imkan sağlayacak gerekli lisansları ya da izinleri almanız gerekecek. Dolayısıyla bu üçüncü nokta. Dördüncü noktada belirteceğimiz şey ise getireceğiniz ürünün tabii buradaki yetkisinin, siz hani buradaki markete sokarken herhangi bir marka hakkı ya da işte herhangi bir haksız rekabet durumu ve ilgili bir ihlal olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da tabii neyle başlayabilir? Öncelikle ürünü aldığınız yerden getirirken o ismi kullanıp kullanamama, paketlemeyi kullanıp kullanamama noktasında bir izniniz gerekiyor olabilecektir. Bazı durumlarda ticaret yapan kişiler, örnek veriyorum, direkt diyelim bu noktada Türkiye'den getirecekse ürünü, oradaki üreticiden belli bir distribütör olabilme hakkı almak ister ve bunu diyelim bir sadece kendilerinin Amerika'daki markete sokmasını ve yetkileri olduğunu bir anlaşmayla güvence altına alırlar ki bu sayede bir ihlalle karşı karşıya ya da bir sınırlamayla karşı karşıya kalmasınlar diye. Tabii ki diğer önemli bir noktada getireceğiniz ürünün Türkiye'den buraya gelirken karşı karşıya kalacağı lojistiği olsun, gümrük vergisi olsun, taşıması olsun, bütün bu masraflarla ilgili olan detaylı çalışmayı yapıp bu noktada sizin bu ürünün fiyatlandırmasını yaparken doğru fiyatlandırma yapmaya sizi yönlendiriyor. Bir yönlendirecektir bu durum ki bu sayede herhangi bir yanlış planlama yapıp bir zararla karşı karşıya kalmamanız gerekiyor. Tabii ki diğer bir nokta ne olabilir? Tabii bu ürün gelmeden önce Amerika'da eğer ki bu ürünler devamlı gelecekse Amerika'da bir şirket kurmanız gerekecek. Şirkete vergi numarası alınacak. Belki şirketi kurduğunuz yerde bir depo tutulacak ve ürünler oraya getiriliyor olacak. Dolayısıyla bu noktada da şirket kuruluşu ve daha sonra da bir yer ya da depo tutulması sizin ihtiyaç duyacağınız bir nokta olacak diyebiliriz. O açıdan tabii ki şirketinizi kurdunuz, vergi numaranız var, banka hesabınız var, deponuz var, mallarınız geldi ve mallarınızı burada dağıtım için gerekli adımları atıyorsunuz. Belki marka hakları ile ilgili markaları almaya dikkat edeceksiniz ya da bir isim koyacaksınız o firmaya, o ismi alıyor olacaksınız. Bu sayede de Amerika'daki markete giriş yapmış oluyorsunuz diyebiliriz.